Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize musterelerimizden başladık. Kadir Büyük Akça Serası arkadaşlar. Yani Nisan sonları Mayıs başları gibi dikim yapılan bahçemiz. Burada arkadaşlar bugün başka bir konuyu sizinle işlemek, size anlatmak istiyorum. Göründüğü gibi bitkilerimizin hepsinin dibinde dörderli, beşerli, ikişerli, üçerli fidanlarımız var. Günlerden 30 Eylül. 30 Eylül itibariyle değerlendirelim arkadaşlar bunları. Bitkilerimiz göründüğü gibi doğumlarına yapık durumda. Ve her bitkimizde söylediğim gibi üçerli, dörderli bitki var. Arkadaşlar artık bu saatten sonrasında ki birinci yıl olan bitkilerle ikinci yıl olan bitkilerde bunlar farklılık gösterse de yaklaşık bu boydaki bitkilerimizin ki bu yaklaşık 20, 40, 60, 75 santim, 80 santim ya da 1 metre kadar olan fidanlarımızın teke düşülerek devam edilmesi gerekiyor. Şu karşıda gördüğümüz örneğin 3 fidanımızın 3'ünü de bırakabiliriz. Yani 3'ünden birisini bırakabiliriz. Bunların hiçbirisi arkadaşlar sizlerin en çok korktuğu çiçek dönemine denk gelmez. Şu karşıdaki yaklaşık Haziran'ın 10-15'i gibi, yanındaki 20'leri gibi, diğer yanındaki de yine 15-20'leri gibi doğum yapar arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu boydaki 60-70 santim boyundaki fidanlarımızı teke düşürebiliriz. Bu teke düşen fidanlarımızın hiçbirisinin doğumları çiçek dönemi dediğimiz Nisan-Mayıs dönemine denk gelmez arkadaşlar. Bunlarda da aynı şekilde şu karşıdaki gördüğümüz şu büyük fidanımız dahil çiçek dönemine denk gelmez. Şu karşıdaki de aynı şekilde. Yani bizim burada yapmamız gereken bunları teke düşürmek. Artık bu saatten sonra hava soğuyacağı için bitkimizin gelişiminde sıkıntı olur. Örneğin bu fidanlarımızın da doğumu Temmuz sonlarına kadar gider. Eğer teke düşürmesek, ki çok geç kalması da bizim için iyi bir şey değil. Onun için yaklaşık şu yandaki büyüklükte ya da diğerindekini bırakarak bitkilerimizin fidanlarını teke düşürmemiz gerekiyor. Eğer bu boydakileri biz Haziran içerisinde ya da Temmuz Ağustos içerisinde bırakırsak şu gördüğümüz boydakiler çiçek dönemine denk gelir arkadaşlar. Bu iki fidandan hangisi tercihim derseniz soldaki kıç büyüklüğü çok daha iyi. Gövde kalınlığı gayet güzel. Ama ikisinden birisi de bırakılabilir. Bunlar da yine aynı şekilde, bunların hiçbirisi çiçek dönemine denk gelmez arkadaşlar. Çiçek dönemi fidanları genelde Haziran içerisinde 1 metreye yakın ya da 70 santime yakın olanların bırakılması durumunda. Yani şu şekilde bir fidan Haziran içerisinde bırakılırsa bu çiçek dönemine denk gelir. Yine aynı şekilde şunun boyundaki bir fidan Temmuz, şu boydaki Ağustos'ta bırakılırsa çiçek dönemine gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Evet, bahçemiz Mayıs, Nisan içi gibi dikim yapılan bir bahçemiz. Bol miktarda fidan var görüldüğü gibi. Tabii ki gelişmeleri ilerleyen dönemde sizinle paylaşacağız. Bugün özellikle fidan olayını sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar.